Cahil nefsin en büyük özelliğidir. Cahil nefsin en büyük özelliği budur. Her şeyi bilir. Anladın mı? Mevzu budur. Onun için bizler yıllardır diyoruz ya, zamanımızın en büyük manevi kalbi hastalığıdır bu. İnsanlar ilim sahibi olmadan fikir sahibi oldular. Eskilerin tabiriyle kademinden büyük laf söylüyor derlerdi. Yani attığın adımından daha büyük laflar konuşuyorsun. Yani hacmin kadar konuş demeye getiriyorlardı. İlmin kadar konuş demeye getiriyorlardı. Ama maalesef bunlar hep bitti gitti. Onun için diyoruz yani. Bunlar zamanımızın en büyük manevi hastalıkları. Herkes her şeyi maşallah biliyor. Ama bilseler işte o suçu sağda solda aramanın aslında bir gaflet olduğunu, o gaflet denilen şeyin tembellikleri, hataletleri doğurabileceğini ve nefsi emmarenin en önemli bir haslet olduğunu, o okumuş, sözde çok şey, her şeyi bildiğini söyleyenlerin kaçta kaçı biliyor acaba? Onlar işte laf, laf da biliyor. Ondan dolayı işte eskiler mutasavvuf yani eski mutasavvuf alimler ondan dolayı insanlara ilk önce nefsinize bakın. Kendi kusurlarınızla meşgul olun diye telkinlerde bulunmuşlar. Ki nefsin emmarenin böyle bir hasreti var çünkü. Bütün suçu dışarıda var. Bu kötü hasretten kurtulsunlar diye. Ondan dolayı işte şeyhin bir tanesine böyle her şeye şikayet eden, her şeyden dertlenen adamın bir tanesi gidiyor bir şeyhe intisap ediyor. Bayağı bir müddet sonra dışarıda işte o eleştirdiği, yanlış gördüğü birçok insanlardaki hal ve hareketlerin normal sıradan karşılamaya başlıyor. Bir gün şeye diyor ki şeyhına, efendim diyor, dergaha diyor geldiğimden beri diyor insanlar diyor artık diyor değişmeye başladılar diyor. Şeyhi gülüyor. Diyor ki evladım diyor, dışarıdakiler yine aynı. Sen diyor değişiyorsun. İnsan kendindeki kusuru görmediği sürece daima bütün her şeyi dışarıda arar. Suçu dışarıda arar. Ve asla da memnun olmaz hayattan. Her şeye itiraz eder. Bugün tüketim çılgınlığından tut, dünyalık hırslara kadar insanların böyle serzenişleri, çalışmaları, söylevleri, isyanları ne sayarsan say. Hepsi kökende işte nefsin bu hasretlerine dayanır. Ondan dolayı İşte 21. yüzyıl günümüzün, çağımızın insanları %99,9'u şehvetperesttir. Nefsi emmarenin şehvet dediğimiz kısmına tapıyor. Şehvet sadece cinsellik değildir. Dünya ve içindeki şeylerin hepsini kapsayan istek ve dürtüleri devreye sokan şey insandaki o şehvet mekanizmasıdır. Bir telefon çıkıyor. Hurra! Mağazaların önlerine indirimin yapıldığı yerlerde çılgınlıklar zuhur ediyor. İşte o adam şehvetperest. Sen şimdi bugün o adama belki içlerinde sözde inandığını söyleyenler, sözde ibadet ettiğini söyleyenler de vardır. Sen desen ki bak senin şu halin, şu hareketin dahi nefsi emmarenin kölesi olduğunu sana gösteriyor. Ne kadar idrak edebilecek? Veya bu sözü kabullenebilecek mi? Kesinlikle kabul etmeyecek. Niye? Çünkü bu hastalığa yakalanan insanlar, yani şehvetperest olanlar, nefsinin zebunu olanlar, suçu hep dışarıda ararlar. Suçlu hep dışarıdakilerdir. Kendileri hatasızdır. Kusursuzdur, mükemmeldir. Oysa en büyük hasta kendileridir. Modern çağın bunlar Müslümanları, modern çağın Müslümanlarının manevi hastalıklarıdır bunlar. Ehli küfür de işte ürettikleriyle, teknolojilerle, ekonomik bak yaptırımlarla, hamlelerle, bir dünya dalaverelerle insanlığı ve dolaylı olarak Müslümanları nefislerinin kölesi haline çeviriyorlar. Dünya ehli yapmaya çalışıyorlar. Tüketim çılgınlıkları, dünya peşinde koşmalar, dünyalık çabalamalar, teknoloji olmazsa olmaz,
Bugün öyle diyorlar değil mi gençler? Çoğusu. Soruyorsun. İnternetsiz asla yapamam diyebiliyor. İşte modern küresel güçlerin modern çağdaki istedikleri insan modelidir bu. Tüketmeye odaklı. Üretemeyecek, beyinlere atıl, sadece tüketecek ve bağımlı hale gelecek. Mecbur bizim ürettiklerimizi de almak zorunda kalacak. İşte istenen insan modeli. Cep telefonsuz çıkamam dışarıya. Doğru. Bırak dışarıyı, adam helaya giderken bile cep telefonuyla gidiyor. Örnek yani. İşte internetsiz asla yapamam. Kaç saat zaman harcıyorsun internette? İşte 10 saat yeri geliyor harcıyorum. 12 saat harcıyorum. Diyebiliyorlar. İşte şeytani grubun, küresel güçlerin istediği insan modelidir bu. Beyinler hipotek altında. Bağımlı olmuşsun sen. Ha madde bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı, ha cep telefonu bağımlısı. Ne farkı var? Hastalık anlamında aynı tahrifatın benzerlerini bedende oluşturuyor işte. O uyuşturucu maddeleriyle sen beynini tahrifata uğrattığın gibi, bu teknoloji zannetmiş olduğun, nimet gibi görmüş olduğun şeyle de eğer hastalık boyutuna bu iş taşınırsa, çok fazla meşru olursan, bak beyninde bir dünya tahrifatlara sebebiyetler veriyor işte. Hiçbir şey olmasa bile bak algın değişiyor. Köleleşiyorsun, sorgulayamıyorsun, düşünemiyorsun, atalet sergiliyorsun, tembelleşiyorsun. Hepsinin kökeninde şunların yaymış oldukları radyasyonlar var işte. Ne farkı var şimdi o uyuşturucu maddeden? Tahrifat yapma anlamında. İşte küresel sistem sorgulayamayan, düşünemeyen, fikredemeyen, üretemeyen, atıl, tembel ve itaatkar toplumlar istiyor. Bunun için o teknolojiler üretmiş. Bunun için yıllardır insanlara bilinçlerine algılar yapıyorlar. Ürettiklerimizi alsınlar, istediğimiz şekilde çalışsınlar, bizim için ömürleri boyunca çalışsın, çabalasınlar. Bizi zengin etsinler. Bizi kazandırsınlar. Ve biz de bunları kullanalım. Ve bizim ürettiklerimiz tüketsinler. Bizim söylediklerimizin dışına çıkamasınlar. İşte yeni dünya düzeni muhabbetlerinde tek tip insan modeli muhabbetinin dayanağı taburalara dayanır. Bunların getirileridir. Bu projelerin getirileridir. Bir baktığın zaman bugün topluma, gençliğe özellikle adamlar istediklerini kısmen başarmışlar. Böyle düşündüğün zaman. Üretemeyen, atalet sergileyen, gaflette gezen, üstüne üstlük rahatına düşkün olan, tembel, birçok dini değerlerden yoksun. Zevkinin peşine düşmüş. Dünyalık herhangi bir zevki veya nimet olarak tatmış olduğu herhangi bir şeyi elinden alındığı zaman isyan eden böyle bir insan modeli. Ve her şeyi eleştiren. Sorgusuz. Cahilce bir de üstüne üstlük. Her şeyi biliyormuş gibi bir de eleştiren. Ve suçlu hep dışarıdakilerdir. Böyleleri için. Asla kendilerinin bir suçu yoktur. Aynı bizim şeye benzer bu. Bizim neslimizde çoktu bu. Bizim zamanımızda. Çok yaygındı. Klişe bir sözdür. Öğrenciler mesela, çoğu zaman okulda öğrenciler, ya dersler nasıl, iyi mi diye sorduğun zaman, o dönemde gençlikleri ya, derslerim iyi değil ya. Niye? Ya filanca öğretmen bana taktı ya. Taktı bana ya. O adamın yüzünden bir türlü geçer. Aynı buna benziyormuş. Ya bu adam dengesiz mi diye kimse sormuyor. Ya o öğretmen dengesiz mi arkadaş? Niye durup dururken sana takıyor? Mutlaka onun takmasını, velev ki doğruysa bile dediğin, takmasını gerekli kılan bir etken, bir sebep, bir fiil, bir eylem, bir söylem sergilemişsin ki bu adam da sana takmış diye mevzuya bakmıyor. Anlayabildin mi? Onun için bunlar önemli yani. Şimdikiler de aynı öyle. Bakıyorsun,
Her şeyi eleştiriyorlar, her şeye yorum yapıyorlar, her şeye itiraz ediyorlar, her şeye isyan halindeler. Hiçbir şey memnun etmiyor. Herkes kusurlu, kendileri müstağni, kusursuz. İşte Rabbül Alemin azgınlığa giden insanların hallerini Kur'an'da anlattığında böyle der. İnnel insane leyetgâ. Ayeti vardır. Şüphesiz ki insan azgınlaşıyor. Azgınlaştı. Kendini müstağni görmeye başlıyor. Yani kusursuzum zannediyor. Bu bir nefsi hastalıktır. İşte bu insanda bu bir başlamışsa artık, buna günümüz Türkçesinde şöyle de diyebiliriz. Kendini beğenme. Kendini beğenme denilen şey. Kendini dışarıya güzel gösterme çabaları. Kendini güzel lanse etme çabaları. Dan tut, bayanların süslenip püslenip sokaklara çıkmaları. Bu kadar efendim süse püse düşkünlüklerine varanaca her türlü fiilsel hareketlerimiz insanları genel olarak işte nefsi emmardaki bu hasletlere dayanır. Onların getirileri.